bir yatırım. Her adam aslında bakarsanız bir gelir kapısı. Her adamla çalıştığınız sürece gelir elde edebileceğiniz, kâr edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Adım Hakan Ferit Hoşgör. 6 aydır Aker Mağazacılık'ta çalışmaktayım. E-Ticaret ve Lojistik Direktörlüğü görevindeyim. Aker markası 1977 yılında Fatih'te kurulan bir marka. Ticaret hayatına bu şekilde başlıyor. Markanın anlamı kurucu olan ailenin soyadından geliyor. Fakat sonrasında Aker'in sahip olduğu logo tamamıyla ipek kozası baz alınarak hazırlanmış bir logo ile tüm tüketiciyle bulaşıyor. Aker markasını söyleyince ilk akla gelen şey ipek öncelikle. Sonrasında da eşarp koleksiyonunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de eşarp konusunda ve ipek kumaş konusunda önce firmalardan bir tanesi ve büyük firmalardan bir tanesi Aker her şeyden önce. Köklü bir kuruluş. 1970'lerden bu yana gelen bir serüveni yaşıyor Aker markası. Aker'in şu anda tüm Türkiye'de 40 mağazası bulunmakta. Bu 40 mağazalarda hem eşarp hem konfeksiyon hem de kumaş satışı gerçekleştirilmekte. Toptan satışımız da aynı zamanda bu mağazalarda ve merkez binamızda bulunmakta. Müşterilerin kolay ulaşabileceği, aynı zamanda da e-ticarete sahip bir kanal olduğu için rahatlıkla iletişimin kurulabileceği bir markayız Türkiye adına. Aker markasının e-ticaret macerası aslında bundan 8 yıl önce başlıyor. Geleceği görerek hareket eden bir firma diyebiliriz bu konuda. En azından kendi sektörü içerisinde. E-ticaret sitesini kuruyorlar ve bununla alakalı bir ekip kuruyorlar aslında. Fakat o dönemdeki ekip bazen uzmanlaşabiliyor, bazen de geri kalabiliyor süreçlerden. Türkiye'deki konjonktür gereği pazar yerleri ve kendi sitelerine verdikleri önem dönem değişebiliyor. Bir gelişime tabi tutuluyor. Süreç içerisinde tabii personeller değişiyor, ekipler değişiyor, uzmanlıklar değişiyor. En azından e-ticaret ekosistemi değişiyor. Bir süre sonra daha da geliştirmek istedikleri için süreçleri, aynı zamanda satışı da bizim gibi bazı ekipleri bir araya getiriyorlar, uzman kişileri bir araya getiriyorlar ve Aker markasını artık daha fazla öne çıkartarak satışını da arttırmasını istediklerinden dolayı bir yola giriyorlar. Tabii bu yolda da bizde de ekibimle en azından yollar kesişti ve Aker'de başladık. Şu an için nasıl gidiyor Aker markasının e-ticaret serüveni diye sorarsak, altyapımızı değiştirdik. Mevcut altyapımızda birçok sıkıntımız vardı. Kampanyalarımızı organize edemiyorduk veya entegrasyonumuz düzgün çalışmıyordu. Bununla alakalı süreçte sitenin arayüzünü yeniden tasarladık. Devamında da T-Soft altyapısını seçtik. T-Soft altyapısıyla zaten aslında uzun süredir çalışan bir ekip olduğumuz için de T-Soft'tan gerekli desteğin hatta fazlasını da alarak yola çok güzel bir şekilde Aker markasını çıkarmış olduk. Bununla alakalı süreçte tabii ki altyapıların her zaman desteğe ihtiyacı oluyor. Ne kadar işin uzmanı olsak da hedeflerimiz doğrultusunda hareket ederken mutlaka ki yanımıza yol arkadaşları seçmemiz gerekiyor. Doğru arkadaşları seçmemiz gerekiyor her şeyden önce. Daha önceden de defalarca çalışmış olduğumuz E-Adam ekibiyle bu yola çıkma kararını aldık. E-Adam da bu işin içerisine dahil olunca Aker adına en azından hedefler doğrultusunda rahatlıkla ilerleyebildiğimizi söyleyebiliyorum. Yola E-Adam'la devam ederken nelerle karşılaştık? Artık biz Aker adına dijital pazarlama konusunda Facebook veya AdWords kanalında hiçbir şekilde mesai harcamıyoruz. Odaklanmamız gereken yer satış ve marka olduğu için bu işin dijital pazarlama kısmını tamamıyla E-Adam'a bıraktık. Ve E-Adam bize aslında orayı unutturan bir firma oldu. Neden unutturan bir firma oldu? Bütün sorumluluklarını üstüne alıp taşın altına elini sokarak rahatlıkla biz burada varız deyip
Aker'in personeliymiş gibi, Aker'in kendi ekibiymiş gibi bir destek alıyoruz şu anda E-Adam tarafından. Aslına bakarsanız bizim takip etmemiz gereken, bazen bizim kontrol etmemiz gereken yerleri bile bizim adımıza bizden önce kontrol ederek E-Adam üstüne düşen misyonu ve vizyonu gerçekleştirmiş oldu. Tabii ki bunun bir yandan da dışsal etkilerinde satışa katkısı bizim için çok önemli. Burada hatta zaman zaman şakalaştığımız da oluyor. ROAS değerleri dediğimiz değerlerde bizler bazen biri 20'leri, biri 30'ları görebilir hale geldik. Çok büyük bir emek var. Arka tarafta çok büyük bir ekip var. E-Adam'la çalışmaktan da fazlasıyla mutluyuz. Yani sürecimiz herhalde bundan sonra yıllarca E-Adam ve Aker ekibi olarak daha büyük başarılara imza atmak olacak. Süreç içerisinde E-Adam'la tanışmamız aslında Lufian markasındayken gerçekleşiyor. Lufian'ın e-ticaret direktörüyken sosyal medya üzerinde E-Adam'ı takip ettiğim bir sürecim vardı. Uzun bir süre takip ettikten sonra bir gün E-Adam'daki Eren ve Harun arkadaşımıza yazarak bir gelin bir görüşelim diye bir davet yolladım. Aslında konu oradan geliyor. Sonrasında bir toplantı yaptık. Toplantıyı yaptıktan sonra da toplantının sonucunda hepimiz aynı soruyu sorduk. Para nerede? Para nerede sorusu bizim için çok önemliydi. Çünkü aslına bakarsanız markaların yapmış olduğu yatırımların doğrultusunda belli bir cironun dönüşü beklenilir. Ama uzun bir süre Lufian markası da, hatta şu anda Aker markası da para nerede sorusunun cevabını alamadığımız süreçler yaşamış. E-Adam'da çalışmaya başladıktan sonra bu para nerede sorusunun cevabını bulduğumuzu çok net bir şekilde ifade edebiliyorum. Daha önceden dijital anlamda reklamların yönetimi hep başı bozuk bir şekilde hareket ederken, hatta ve hatta hedeflemeler doğru yapılmazken şu anda rahatlıkla şunu söyleyebiliyorum. Yani bizler artık para kazanmaya başladık. Yatırdığımız paranın dönüşünü rahatlıkla alabiliyoruz. Artık satışlarımızın artması söz konusu. Buradaki büyüme oranları hatta bu işin içerisinde %1800'leri gördüğümüz bir süreç vardı ama bu tabii işin şakası bir yana 18 kat hatta 19 kat yeri geldi. 20 kat büyüyen bir sürece girdi. Tabii ki bu E-Adam ve bizim sahip olduğumuz e-ticaret ekibi sayesinde gerçekleşiyor. Neticede bu bir ekip işi. Ne kadar koordinasyonlu gidilirse, ekibin de sinerjisi birbirine karşı tutarsa bu işin içerisinde o zaman gerçekten de tadından yenmeyen bir işe kavuşmuş oluyorsunuz. E-Adam'la tanışma süreci böyle. Markanın nereye geldiğiyle alakalı da şu an artık aslında daha yeni başlıyoruz. Marka büyük bir ihtimal 6 ay sonra çok daha bambaşka yerlerde olacak. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliyorum. E-Adam'dan önce neredeydik? Aslına bakarsan işin doğrusu estetik olarak olmayan bir, yok olan bir web sayfası. E-Adam'dan sonra en azından dijital grafik anlamında grafik desteği alabildiğimiz bir sürecimiz var. Aynı zamanda da Google'ın ve Facebook'un business tarafının yönetimiyle alakalı süreçte bizim bakıldığında oranlara vurursak eğer gerçekten de 1'e 20'leri, 1'e 25'leri, 1'e 30'ları görebildiğimiz bir sürecimiz var. E-Adam aslında bana göre her şeyden önce bir yatırım. E-Adam aslında bakarsanız bir gelir kapısı. E-Adam'la çalıştığınız sürece gelir elde edebileceğiniz, kâr edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Şu an için Aker de bunu yaşıyor. Merhabalar, Tuğba Kurtoğlu ben. 2,5 senedir Aker ailesindeyim. Aker denince aklıma kadının zarafeti, kalite ve güven gelmekte. Burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum. İsmim Dilek Bulut, 33 yaşındayım. Aker'de 2 senedir çalışmaktayım. E-ticaret bölümünde müşteri hizmetlerine bakıyorum. Aker benim için her yaşa ve her tarza uygun bir markadır.